göster. Rozet kimliğini ve rozetini göster. Öyle el koymayı şey yaparsan koyamazsın. Rozetini gösterince veriyorlar. Aktarlarıyla birlikte. Ne demek? Mesai gir. İlk önce mesai girmek daha önemli. Pardon. Çünkü herhangi bir olayda shot fire'ın da teaser kullanımında falan neyse ihbar diye düşüyor. Normal bir sivil gibisin şu anda. Mesai dışında olduğun için. Eve gireceğim ben, ona göre sen dışarıda arabaların yanında kalırsan iyi olur. Arka tarafta arabalar. Ya bu tarafta. Ev boş gibi. Eve girdim ama şey dolu. Evi incelemeye girdim. Bir bekle, ben bir şey yapayım. Saklanıyorsa da drone kullanamıyoruz. Drone bizim bozuk. Kullanamadığımız için göremiyoruz da. Bekle bekle. En son çare helikopter getirip termal baktıracağım ha. Yani drone da çalışmıyor, bizimle çalışmıyor.
bunu oğlum gele gelmez vergi yapıştırmışlar dedim. Çekmeyelim, bekle. Şu an garip garip olaylar oluyor, biliyor He, musun? anladım. Acaba uyuya mı kaldı diye düşündüm de bir an. Böyle gözlerimi karardı bir Ben anda. de onu düşündüm, acaba gözlerimi kötü oldu acaba, hani yapabileceği bir şey de yoktur o zaman, kafasındaki elektrik akımı gittiyse Evet. konuşuyorsun ona. Giriyorum. Aman tüymen Şunu. En son sen söyleyecektin, devam edelim. aman. Oradan. Anlaşıldı. Bir daha da araç kameralarına Yo bakma. yo aman. Asla. Normal kamerada sıkıntı yapmaz da araç kamerasına inince sıkıntı yaratıyor. Bir de o halde direkt iniyorlar. Ben yaşadım onu bir kere Evet. daha. Departmana geçelim, ben bir şu üzerindekileri olayda bozuna Anlaşıldı. atayım. Hem sana da şey demiştim, depo sistemini. Bizde depo sistemi böyle genel depo yok, şey var direkt. Olay kısmı yok Araç. He, sistemin. anladım. Araç depon da var. Şu an Hı. çekeceksin, gerek yok da. Memur olduğunda araç deponu VIP bir skara alabiliyorsun, atabiliyorsun. Yani izi, öyle bir olay gerektiğinde Anladım. kullanabilirsin. Anlaşıldı. Mesela benim memurluğumda gelmişti, biliyor musun? Çat 4 kişi kenara çekmişti, bizi taramışlardı. He. Ama memurlardan hiç kimsenin silah kaybı falan olmadan atlatmıştık. Ama soygunlardan 3 kişi kaçmıştı. Bu kötü olmuştu. İstersen sola park git, istersen garaja koy. Ama fark edeyim ben. Şimdi ilk başta kendi kişisel depon. Bundan başlayalım. Ki silah yazıyorsun tabletine. Ondan sonra kilidinle okutuyorsun kimliğinle. Araç içinde de yapabiliyor muyuz bunu? Evet. Araç olması lazım. Araç güvenlik kasan bu. Anladım. Sadece senin kartınla okutur. Anladım Şey, tamam. dikkat et. Buraya koyduğun silahları mesela kırılıp kırılmamasına dikkat et. Mesela benim mutantım kırılmış mesela. Gerek yok. Şu an onu kullanmadığım için tamir etmeme gerek yok.
Anlaşıldı senin. Silahların yani durumuna bak. Bir jeneratörlerini tak çıkart böyle bir iyice paslanmışsa silah spreyiyle temizle. Anladım Seymen. İşte Yani bunu bu şeyleri, bence bir tane anahtarı daha falan bulmuşsundur. Eklenti hiçbir şey yapmıştır. yapmadım. Bu Anladım. işte şeyleri falan hepsini tek tek öğrenmem gerekecek tekrardan. Çünkü bende çok fazla unutkanlık var. Ben sana şöyle Ondan söyleyeyim. dolayı. Memurda UMP, SCAR. Hı. Gel. Kapıyı Kapıyı kilitledim. sonra geçtikten sonra kilitleyebilirsin. Kıdemli ve çavuşta AK Mutant ve şey var. MP5SD var. Evet. Teğmenden sonra MPX ve şey açılıyor. Kullanabilmen için. Gel buraya gel. Bu yan tarafı çöp kutusu. Ki eski kimlikleri falan maskeleri atman için. Ya maske olay deposuna da atabilirsin. Gereksiz şeyleri. Telefondur, cartucurdur. Buradan olay depoya erişiyorsun. Ya bizim olay kaydı 217'ymiş. Olay delil deposuna giriyorsun. Kilitli kasayı açıyorsun. Bak ben oraya bir şeyler koyuyorum. Görüyorsun. Evet, bant koydunuz. Amonyum nitrat. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç de sorgulamadım aldım. Ya ev soygunu olduğu için Hı evden de hı. çıkabileceğini bilmiyoruz. Amonyum nitrat yanlış hatırlamıyorsam bir uyuşturucu için üretimi için kullanıyorlardı. Tek başına legal. Evet. Tek başına legal olduğu için yapabileceğimiz bu konuda hakkında bir şey yok. Evet. Ya bizim eyalette uyuşturucu legal değilken bazı eyaletlerde legal, anladın mı? Yani yapabileceğim Anladım. kafanda hiçbir şey yok. Şimdi gel silah eklentilerini bir halledelim. Silahları nerede tamir edebileceğini. Şimdi silahları tamir ettiğinde yerler var. Silahları tamir ettiğin yerde. İşte Hı. jarjördür, skoptur gibi şeyler var. Bunun jargonunda da kırılma oluyor. Arttırabiliyorsun, evet. Mesela benim şu an 25, seninki 12'dir mesela. Çünkü sende Evet, 12 12. var. Onlar bizim için çok önemli. Burası kişisel depon. Burada kilitle açabiliyorsun. Hı. Ya bunu Bunu bir yerde biliyorum kesin buraya. atarsın. Mesela Gelmişken atayım, evet. memurken UMP aldım. Mesela tam SCAR aldım. Kaybolmasını istemiyorum çünkü bunlar bizim üzerimize zihmetli. Attım buraya mesela. Kullanmayacağım bir daha ama yine de depomda dursun ki elimin altında dursun. Ben bir Gel. mermi alsam güzel olacak. Gel buradan al. Dolaplardan. 15 tane alsam yeter herhalde. Şimdi Ha. burada jarjörler, bantlar, her türlü şey var burada. Burada silahını tamir edebiliyorsun. Hı. Bazı silahların rengi boyanabiliyor ama biz rengini boyamayız genellikle. Çünkü şey dikkat çekiyor. Anladım Yani tamam. hallet işiniz yani yaralı vatandaş. EMS var mı? Yok Geçelim. tamam. Ben mi kullanayım, siz mi kullanırsınız? Şu anlık şey değil ama devreye çıktığında mutlaka şu anlık çaylaksın mesela ben varım yanında bir şey olmaz da Hı. mutlaka sürenin GPS koduna göre ayarla. Tamam. Aç yakal kodu için gidelim. Ama yaralı vatandaş açmamız gerekiyor ama şimdi bir bu adam geldiğimizi şey yapsın kendini yerellere teslim etmesin diye. Açıyoruz. Anlaşıldı tamam. Deniz temizliği işinden geliyor. Muhtemelen yerellerle kavga olabilir.
Evet, biraz araca alışmam gerekiyor. Ha, şurada tam. Araba mı patlamış? Beyefendi, iyi misiniz? Araç sizin mi? Aracı çekiyorum. Sigortalı mı? Çek çek çek. Papazın arabası o. Bir şey olmaz. Gözlükler yakışmış. Valla. Ha, açmış seni. Ciddi. Valla açmış. Gel seni motele bırakalım, oradan araç al. Bir üzerini arayayım mı? Cem mi Şey arayayım? yap, Deniz temizliğinde çalışacaktım zaten ya. Otele gitmiyorum ki. Okey. Tamam. Buraya geldiydim zaten. Okey, tamamdır. Koyas. Kolay gelsin. Hukumuna gitmiyor. Evet. Fark ettim Teğmen. Bu arada X10'da dışında hiçbir aracın offroad lastik takma. Hı. Offroad lastiklerde sürtünme azaltılmış bu şehirde. 215'e kilitliyor aracı. Hmm. Ne kadar basarsa basın. Mesela Victoria 280 görüyor. Böyle çok güzel bir araç. Ama böyle Victoria 215'e takılıyor böyle. O yüzden spor veya sokak takabilirsin. Ben de mesela bunda sokak takılı. ESO'larda genellikle sokak takıyorum. Onun dışında tamir kiti alabilirsin. Lastik tamir kiti falan. Ama jantın koptuysa mesela, aracın jantları Evet. kopabiliyor. Lastik tamir falan kurtarmaz. Gelişmiş tamir kiti lazım ona. Anladım, tamam. Onun da papazda mesela, papaz vardı galiba mekanik. Mekaniklerden alabilirsin. Mekanikler kaç dolar satıyor bilmiyorum ama. Ben şu eklentilerimi bir halledeyim hemen ya. Okay. Şeylere bu şey olayını anlatayım. Bir tabletini aç. Açtım. Teçhizat kısmına gel. Evet. Gördün mü bak, burada aldığın her şeyi detaylıca görebiliyoruz biz Evet, veya gördüm. başkaları. Mesela Luke yaz. Duruyor mu hala bilmiyorum ama. Duruyor. Orada kayıp olan bir tane Glock var, gördün mü, kırmızı böyle. Yazdığımda çıkmadı. Luke. Luke. Ha, evet gördüm. Glock Kırmızı 19. orada, kırmızı. 183 bak olay numarası. Olay, Onu ha tamam tamam, mı? orada diye gördüm. Tıkla o 183'e. Akuja bölgesine çıkan çatışma. PD Glock gasp edildi. Zanlı bulunamadı. Kaydettiğinde olay kaydı açmayı unutma asla. Çünkü biz bir olay kaydını ileride o bulduğumuzda adama yazabilelim. Delillerden dolayı, anladın mı? Anladım seni. Her silahın kendi özel numarası vardır. Hı. Oradan bulabilirsin mesela. O yüzden iki Glock falan almıyoruz. Genellikle karıştırmayalım diye. Ya bir bakmışsın diğeri kaçırılmış. Mesela başka bir Glock. Kendi üzerindeki Glock şey gasp edilmiş gözüküyor. Ya çok Anladım seni. olay böyle. Deliller kısmında shotfire veya herhangi bir çalışma bölgesinde kan delili arıyoruz genellikle. Kan delili bulduğumuzda olay kaydına ekliyoruz. Arama çıkartıyoruz. Aramalar zaten
yakında prosedür olarak halledecek. Hı. Ortalama cezanın para derecesine göre çıkartıyoruz ceza şey aramaları. Ceza ne kadar pahalıysa aranma o kadar uzun. Anlaşıldı tamam. Mesela Merkez Bankası'ndan örnek benim 5 gün aranması var. Ama 100 bin dolar cezası var işte yakalarsan. Cehalet burada işte. Ben de olsa bir tamir edeyim şey alırım. Allah. Üzerinde el feneri falan varsa gerek yok. Coba alabilirsin Yok. de. El Şey, feneri falan şey için almadım. alabilirsin. Mesela adam çalıya giriyor. Ne? Çalıya girince mecburi bir şeyle müdahale etmemiz gerekiyor. Hemen alayım Burada şuradan. genellikle jujobu kullanıyoruz. Hemen Bu alayım. silahla silahta bulunduğu için gerek duymuyoruz. Tamam. Aldım temin. Tamam, bir de şey soracağım, daha yeni aklıma geldi de. Bu tablette olay eklediğim sırada sizi de eklemeye çalıştım, ekleyemedim. Sıkıntı yok. Bazen olur öyle sapıtmalar. Şeyinde büyük harflerinden çıksa eğer klavyende, tabletin klavyesinde. Hı. O yüzden olabilir. Genelde küçük harflerle yaz tablet klavyesinde. O zaman çıkar. Anlaşıldı tamam. Mesela İskender çıkmıyordu. İskender memur. Onun yerine yanık yazıyordum. Soyadı çıkıyordu mesela. Anladım tamam. Spor modu nasıl açıyoruz? Konsolda nerede tamam? Onu da Şiftte öğreneyim de ekranın sol altında shift tuşu var bak gördün mü? bari. Heh, tamam gördüm. Bunun sadece A klasın modifiyeler var Anladım. burada. O da sadece supervisor izniyle oluyor. Anladım tamam. Senden önce açmıyoruz. Allah. Çok tehlikeli bu arada. Denemedim, Çok hızlı. denemek de istemiyorum şu anda. Çok hızlı gidiyor. Evet ama sıkıntı kısmı şu frenleri tutmuyor. Çoğu aracın spor modunda frenleri tutmaz mesela. Anladım tamam. Ya şu anda pek sürüşüm iyi olduğunu düşünmediğim için yani denemek istemiyorum onu. Ben de mesela çok kötüydüm ilk başta şey yaptığımda. İlk araba sürdüğümde. Sonradan pratik değiştirdim. Ama şeyin makarasını anlayınca senin bir risk alma opsiyonun yok. Sen kaza yapınca direkt kovalamaca biter ya senin risk alma Evet. gibi bir olayın yok. Ama o illegalin kaza hakkı var mesela. O illegal sürekli kaza yapabilir, risk alabilir. Ama senin öyle bir hakkın yok. Bir hatana direkt kovalamaca biter. O yüzden Soldaki araç maskeliydi. Maskesini çıkarttı bizi görünce. nerede?
sağa döndü, devam etti. Önümüzdeki araç. Bu değil. Bu değil, bu değil. Pardon. Bu değil. Kaçtı o zaman. Kaçtı muhtemelen. Çünkü gördüm yani, ışıkların erken doğdu, maskesini çıkarttı. Kırmızı bir maskesi vardı. Maskesini çıkarttı. Sonra devam etti. Yok, göremedim o kadar. Bizim şey de var. Departman özel tablet şeyi de var. Hattı da var. Öğreteyim mi sana? Olur, Teğmen. Tabletine PD yaz. Bir saniye. Örnek böyle atabiliyorsun mesela. Bu sadece PD attı. Ha, anladım. Başka kimse yazamıyor. Bir dene. Anlamış mısın acaba? Bir şey yapalım, deneme yapalım. Sonra bulmasa şey olur. Sıkıntı çıkar. Bazen bunu kullanıyoruz çünkü. Okey. Bize konuşamayacağın olaylarda falan bununla yazabilirsin. Anladım. Yani şöyle Kapatmak arasında. şöyle sorayım o zaman bunun hakkında. Telsiz kalabalığı olduğunda, bir telsiz vermesi gerektiğinde buradan telsiz verebiliyor muyuz yani buradan? Olur. Yani olabilir. Mesela şeyden telsiz o sıra operasyon vardır mesela. Hı. Onun kovalamaca vardır. O sıra info veriliyordur. Sahayı yöneten kişi Omega direkt buradan yazar. Sen şu market soyunumuna geç gibi. Anlaşıldı. Ya bunu çok kullanacağımızı sanmıyorum ama mutlaka yani ileride operasyonla yönlendirmesi şart olursa bunu kullanırız. Telsiz kalabalığı olmasın diye. Anlaşıldı, tamam. Geç istersen spor yapalım. Şu an boş devre atmak. Şu an hiçbir şey yapamaz. Kondisyon Highway'e olarak çıkayım bozulsa mı? şey olur. Olur. Highway'de sınır yok. Şuradan çıkayım. Ben sıkıntı yemem aracım da birimiz kod elli olursa sıkıntı yok. Evet. Çünkü birimizi kurtarması gerekiyor ya. Taktınız mı Temel? Taktım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben her zaman sıkıntı kemerle giderim o yüzden. Lazım olacak çünkü. O tavanla ben de kendim gazladığımı sıkıntı kemer takıyorum. Dönmüyor araba. Dönmez. Önümüze kırarlar şimdi, neyse. Açma onu. Hadi Kovalamaca kodu ben kapatıyorum biliyor musun? Ayrıca çıkınca gelecek yani.270 gördüm. Oradan bütün PD araçları 270 görüyor bu arada. Spor modda değil mi? Evet, bütün PD araçları ortalama sıfır modda 270'i görür. Corvette ama 300'ü görür. Anladım. Aa, çok kötü oluyorlar. Ben en iyisi yavaşlayayım. Şerif departmanına geçebiliriz. Şerif departmanında da şey var. Cephaneliktir, mesaidir falan. Lan tilki. Çakal ya o. Çakal mı tilki? Ha, çakalmış. Çakal. Tilki ne Bir yapsın? O İstanbul'da çölün ortasında. an tilki gibi gördüm de. Ben jaguar gördüm ya. Doğru hemen. Bu şehirde şey var mesela. Sen şey gördün mü? Asfalt dökmüşler bazı yerlere. Yok, onu görmedim. Hiç gördün mü? Gel oraya bir git. Sen GPS'i yaşadın. Spot mod alayım mı?
Anlaşıldı senin. Yo, iyi duruyor aslında tema. Korvet. Evet, şeyde sapıtıyor toprak yolda. Evet. Sekince sapıtıyor gibi geldi bana araba. Dönerken sekince sapıtıyor. Evet, tamam. Aa. Evet. Araba dönmedi o sırada. Yalnız. Anlaşıldı tamam. Yok. Yemedi. İşte Victoria'ya biraz alışma sürecine girmem lazım benim tamamen. Tamamen bir yemek su alabileceğimiz bir yer var mı ya? Tamam. Öyle çok şeyim yok da. Yine de olursa iyi olur yani. İhbar gelmeden. Yo, öyle çok kararacak gibi değil gözüm. Evet. Anladım. Evet, o yüzden dedim zaten. Bir anda ihbar gelirse. Bak işte. Açalım o zaman. Bir de bir anda durmasa keşke. Allah'tan uzakta duruyor da. He. Çoğunlukla nereler söylüyor Teğmen? Hmm. Genelde ihbarlar kaçtan kaç arası geliyor? Kaç saat? Saat kaçtan kaç arası geliyor? O zaman bugün benim şansım var biraz da.
Sağda mıydı? Sol sağdaydı. Neyse tamam, ben hemen çekip geleyim. Selamünaleyküm. Evet. Hemen geliyorum. %8 kesiyormuş Teğmen. Bir bakayım dedim de %8 çekiyormuş ya. Ana. Kaç çektin? 5120. Evet. Kaç dolar yatıyor sana? Muhtemelen bir 300. 300 aynen. Kız emniyken 400 galiba. Yok, kız emniyken 450. Aracın dipnot, aracın kapısı açıkken araç kilitlenmiyor. Anlaşıldı tamam. Direkt sağda market var. Şu karşıdaydı herhalde. Sağda mıydı? Sağdaydı. Unutmuşum şef temelim. Uzun zamandır Alman durdum tamam. Düzeltecektim öyle mi? Ben de anlamadım. Ben anahtarı çıkartamıyorum temelim ya. Kitleyemiyorum arabayı. Vallahi anahtarı çıkartamıyorum. Cebimde sıkıştı. Şey, bak şu, gördün mü anahtarı bak. Kilidin üzerinde U yazar bak. Unlock'un U'su. Heh tamam. Şimdi çözdüm. Ben de diyorum niye cebime sıkışmış. Ya şey yapsan oğlum bir. Alacakken şey, sadece yelek giyerken şey yapamazsın, hani cebine bak. Elin kolun dolu olduğu için yemek yersen şey yaparsın ya. Binemiyorum. Bindirmiyor. Bindiremiyorsun. Bindirmiyor. Elim ayağım bağlanıyor. Öyle yapacağım. Ama yelek giyerken mutlaka bir kenara çek çünkü üzerine çok değiştirirken Anladım. sağ kolunu falan çıkarıyorsun ya, zorluyor biraz seni. Dikkat et ona. Spotta mıyız? Değiliz. Tamam. Yok, spor motor indiğinde kapanır. He anladım. Şeyden dolayı bu basın tuşa basılı tutman gerekiyor ya bir yandan. Evet. Debriyajı. Ayağını çektin mi gaz debriyajdan, otomatik araçta yazılım var. Zınk diye spor modu kapanıyor. Yemekçiler falan var ama hepsi boş. Hepsi sözde yemek. Üzerinde ne kadar rakit var? 2400. Gel yatıralım onu. Ya 2200 yatır, olur ne olmaz. Kaza yapabilir çünkü He cüzdanından anladım. alacakları düşüyor. Ben mesela şeften çok para kazandım öyle. Ben 5000 lirayla geziyordu, 2,5'u benim oluyordu. de Unutuyordu da. Dikkatli yapmıyorum. Üzerimde 15 bin dolar var. yavaş gidiyorum Teğmen. Çakarını aç. Şimdi bir tane şey gelir. Adam çakarsız ne yapıyor 120 ile der. Evet Affeder ya şimdi bir şey de diyemez. ben de alışkanlık olmuş Teğmen normalde. Kırmızı ışıktan geçince her zaman çakar açarım. Kendimi savunabilmek amacıyla. Bazen de böyle unutkanlık olduğu için ben de unutuyorum yani. Benim en nefret ettiğim yol buraya. Kaza en çok burada oluyor çünkü. Benim Yani gözümde bir şey bir kere buradan oldu. geçiyoruz.
Ben de şuradan bir kaykılayım oraya. Oğlum yandaki ATM'yi al. Yandakini yatır al. Niye burayı? İyi Sıkancığım, senin abin nasılsın? Sana inan. Kusura bakma, yeni gördüm mesajını ya. Merkez Bankası'ndan çektim bugün maaşımı. Sen kimse de almamış. Enayi oraya yatıracak yoksa. Burası çok kazanıyor ya. Şehirde pizzacı falan yok mu? Hep böyle çörek, börek, bilmem ne, mochi falan. Sandviç. Sandviç Yok ye. sayamıyorum. Günlük en az 3 tane menü alıyordum ben. Menü kaç para? 200 dolardan satsam. 100 dolardan satayım oğlum menüyü. Ne satmıyorsun? İkili menü 100 dolar sat. Tanesini 50'ye sat. Kornus 50 dolar satılır mı menü? Satılır, nasıl satılır? Sandviç ne kadar? 200 dolar. Ben menü niye 50 dolar? Satarsam ben almam şahsen. Al, içinde düşünsene 3 yiyecek 2 içecek var. Bak sen öyle yapıyorsun işte, ben ona sinir oluyorum. Şu ne eşit eşit Tamam. bu. Simetri hastalığım tutuyor beni. Tamam. 2 içecek 2 yemek koyacağım. 400 dolar olacak işte. Sen o yiyeceği var ya. Full karnın açken ye, seni ağzına kadar doyurur. Tamam da ona Sandviç o gibi zaman değil ki. alırım bak. O zaman Tabii alırım. şimdi Ben böyle menüyü olduğunda. tekli diye düşündüm. Hayır Tek hayır. bir tane içecek burger diyelim mesela 400 dolar. Yok yok, yani 2 içecek 2 yiyecek 400 dolar. Öyle daha güzel olur. Şey başı 100 dolar. Çok Aynen. iyi bence. O zaman alırım bak. Şu yandaki ATM'yi mi alsam ya? Ya bilmiyorum, bir tane ATM alırsan Hemen balık yatırırım. geliyor. Buradaki adam. Oğlum bugün alsam bile ben yatıramam şu an. Maaş çektim bile ne günü. Zaten sana maaş neyi birikiyor? Yarın artık. Ben ayın 1'inde çökeceğim buraya, ayın 1'i. Ayın Unutturma. biri daha 4 gün var. Hatta Evet. 5 gün. Bunun benzinliği var bir de şurada. Şu aradaki mi? Şurada. Şu aradaki. He. Ben oradan alıyorum ya. Biliyor musun? Sakın valla. İhbarlara giderken biliyor musun? Acaba kimin ihbarları? İşte performans krem şey. Opet mi orası? Evet. Adını biliyor musun? İsim vermeyeyim. Hmm. Jekopet, yemin ederim. Jekopet. Valla öyle. En son biri Twitter'dan ilan veriyordu. Bir şeyler satıyorum diye. Ne oldu ona? İşte o bu ATM'in sahibiydi. Ha. İşte Allah'a emanet. Fişi kesildi. Toprak mı? Toprak aldı. Aa, geçmiş olsun ya. Bu ne? Bunlar kimin charger'ı bu? Kimin Süpervizör yazıyor. çarjı bu ya? Kesin Ali'nindir. Nerede Sen çarjı? şey... Sen atmışsın. R34'le. Charger atmış. Kesin Ali'nindir. Her şeyi yanlış yapar. Etiketli mi zaten? Bir görmemiştim. Hiç dikkatimi çekmedi. Ben Twitter'a kaydoldum. Benim kullanıcı adamı yanlış bir şey yaptı. Bu nasıl bir Twitter ya? Oğlum bize full ihbarı gelmedi bu arabanın içindeki kim taksideki? Benim taksi diye. SQAWK, bu ne la? Ben kullanıcı adımı... Gördün mü sen bizim? Bizi çekip attığı fotoğrafı. Fatih. Neyse. Bak bak. Aşağılarda bir... Balık tutma mı? Yine balık tutmanın orada bak. Fatih'in çektiğine bak. O ne lan? Lambo var. R35, R34. Evet, yanlışlıkla doğrulanmış hesap aldım. Lambo ne kadar basıyor lan? Doğru söyle. Hangisi? Lambo.
sen 170 bulur mu ya? Yok. Yemesi çektiği bir fotoya bak ya. Böyle böyle lens mi olur? Lens'te ben önümü göremem lan. Lens'ler çok iyi ya. Lens'i bu arada ben önceden de o lens'i kullanıyordum. 2-3 gün önce. Sonra bir baktım. 2-3 gün böyle bir tatile çıktım ben. Toplantılar evet. Falan. Akademi falan deyince. Bir baktım bir geri döndüm. Abi lens göz yoruyor biliyor musun? Geri dönünce neden bilmedim hiç. O zamandan sonra lensi bıraktım gözlüğe geri döndüm. Temen şu bul beni uygulamasını kaldırabiliyor muyuz? Oldum, ben de yok. Ben de en sonradan kaldırabiliriz. Heh tamam. Kaldırılıyor herhalde. Evet kaldırıldı. Buluyorum. Ben bu vergiyi ödüyorum ama aracım yok bir şeyim yok. Ben bu vergiyi bu niye ödüyorum ya? Bu ne? Bu devletin aracı oğlum. Ben vergisini ödemiyorum. Bana da dakika başı 5 dolar 5 dolar itiyorlar. Temin. Ama seni sen şimdi... Allah bereket versin. Kazanıyoruz bir şey. Kazanıyoruz bir şeyleri. Kazanıyoruz bir şeyler işte ya. Allah bereket etsin. Memurun maaşı söylenmez. Erkek adamın maaşını sormam lazım. Evet. Ben sana soruyorum maaşını. Sormama gerek yok. Öğrenmeme gerek yok. Ne olur sor. Hayır sormayacağım. Günlük 1 milyon. Bayılırım şurada. Kaç? İşsizlik maaşı alıyor ya. He. Ben onu yenilemiyorum. Benim gözler çok kötü. Fark etmez ya. Benim yenileyim. Gel. Gel gel. Nerede çekelim? Gel şu duvarın yanına gir. Önüne. Yo yo gel. Gel gel gel. Burada dön böyle memura çek seni. Gözlüğü çıkart. Çıkartacağım çıkart. Evet gözlük beri. Olmaz. Bak ben de çıkartıyorum. Beni çekmiş. Her şeyi çıkarman lazım. Yüzün net gözükmesi lazım. Gözükür işte tam bakma var. Yok o da olmaz. O da alnın gözükecek, kulakların, alnın. Hiç mi biyometrik fotoğraf çektirmedin ya? Yok. Nereden bilsin ki? Kulaklar ve alnın %100 gözükmesi lazım. Şöyle öyle bakma. Kendini sal rahat bırak. O da evet. Tamamdır. Tamamdır. Ben de mi arasın? Ben de şunu arayayım hadi. Ne oldu? Bakayım. İsmin ne senin? Daha kaydedecektim. Cavan mı? Aa ben de çok güzel bir şey buldum. Değil mi? Serdar.
Serdar Korkmaz. Temen al şunu. Şu şu. Neyse boş ver. Ona benim telefondan bildiğim gelmiş. Jacobs. Siz yüklediniz mi Teğmen? Ha, ben de ona bakıyordum. Çok güzel oldu. Telefondan mı? Dur bakayım atabilecek miyim? Nerede benim SMS'im? Kevin Jobs. Gönder. Fotoğraf. Olmadı dur. Yanlış oldu. Nasıl atacağım? Çok güzel. Şöyle bir uygulamayı yükleyeyim onu. İnterneti öyle atayım sana olur mu? İnterneti yükleyeyim onu öyle atayım. İyi peki. Allah'a emanet Kevin. Olur Teğmen. Ben de olmadı bir şeye giderim. Spora giderim. Ondan sonra yatarım ben de. Evet, dalgın ol. Evet. Aha geldi. Tamamdır. Onu halledeceğim. Halledeceğim hemen onu.
Lan aracın bir sigortasını yaptırdım ya. Ne olur ne olmaz. Lan yanlış yere inmişiz. Lan spot mu da açmışım? Şimdi yanlış bilmiyorsam şuradan da Seymen'in tarif ettiğine göre bu aracın içinde olmaz. Anlaşıldı. Anladık Mahmut dayı. Oo. Tamam. O işte tamam. Hala da bak. Neyse hiç konuşmayı istiyorum da. Acaba araç GPS'i de var mı? Bir ona bakacağım. Yanlış bilmiyorsam böyle yapacağız. Gene bir bakayım. Sanırım evet. Sıkı kemer alalım yanımıza, unutmayalım da bir de.
Yanlış oldu. O ne lan? Bunu şapkada mı? Hayır. Abi. Oraya girmiş. Hayır. Biz en iyisi giyelim abi. Gözlüğü de tak tamam. Çok oldu pat. Başka hareket yapabiliyor muyum peki? Bu ne? Barfix değil bu da. Şuna falan yok mu ya? Bu ne? Mekke çıkalım abi. Mekke şey yapalım. Çok zor güçleneceğiz gibi bakalım. Müziği kapat. Ay kilidini senin camı da kırdık şuna bak. Şefim attı mısınız? Çalıntı devlet aracı ihbarı geldi ama. 10-0'da. Evet, ekran gidecek zamanı buldu. Ha, geldi. Bu ne? Ha, canlı yaşamış. Çok da önemli. Bu ne? Banyo edeceğim bana. Bu ne? Mekik. Çekelim bir de mekik. Ne? Fiyata bak. Bir dakika.
500, 5000, 50.000, 500.000, 5 milyon. Oha abi, bu ne lan? Bunlar nasıl fiyatlar abi? Üç yıldızı kaç lan? 410 bin dolar. Yuh. Para mı? 150 bin dolar. Nereymiş lan burası? Ben egzersizi mi iptal ettim yanlışlıkla? Nikahına geç. Biraz çalışalım, ondan sonra yatalım abi. Bugünlük yeter. Kaç saat olmuş şey? Bir bakayım. 1 saat 15 dakika. Yeter abi bugünlük. O ihbar nereden geldi lan? Çok merak ettim. Yanlış oldu lan bu. Bu ne oğlum ya? Şimdi şey. Grafik. Şuna gel abi. Şuna açılacak. Biraz yoralım bilgisi, şu kapalı. Pause game. Buna kararsın, neyse. Tek şu fullleyelim abi. Kaydedelim. Tamam. Maaşta yatıyor anasını satayım. Bu nasıl bir şarkı ya? Efkere geçelim. İçimdeki yaralı adam, şimdiki abine. Şöyle yapalım, şu yani 9 yapalım. Sonra şuna gidelim, biraz sesi kısalım. Egzersizimize devam. Polis memuru bir erkek, Serdar Korkmaz, 95 bin, 13 bin lira. Paraya bak. Hiçbir şey. Benim yemeğim nerede? Şimdi şunu in abi, in. Telsiz nerede dayı?
Para bitti, bum bum bum. Acaba sınırsız mı lan bu? Ben böyle yapa yapa bitiririm anasını satayım. Hala berbat. Allah kahretsin. En sonunda bir fire edin. Basalım abi. Gelelim. Tamam. Egzersiz sınırı yok mu acaba ya? Valla böyle giderse yapar yapar dururum anasını satayım. Bakayım da. Yarın sabah iş var anasını satayım ya. Yükselmiyor. Nasıl yükselecek oğlum bu? Benim yeleğim ne olmuş? Aa ben bir ara uçtuydum da. Benim de. Yemek durumum güzel. Koşuyor mu aşık? Sanıyorum koşuyor. Ha yok.
Hadi şey görüşmek üzere. Hoşça kalın.